Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Oyuncuyuz Biz'de samimi arkadaşım olan orada tanıştığım Tunal'la birlikte İzmir Otogar'dan Afyon Otogarı'na bir yolculuk yapacağız. Bunların 15'i 16'sı 17'sini boş verin. Tunal'daki şu bordo, benim kendi arabam da bordo, sevdiğim renk. Bordo olan Tunal, Pamukkale. Tunal hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kendisi eskiyi sürmeyi sevdiği için yeniyi bana çaktı işin açıkçası. Kamil Koç'la biz her zamanki gibi gideceğiz. Tuna'nı takip edeceğiz böyle. Çıkabilirsin kardeşim. Tamam hadi sür kendi arabanı sür. Freni bırakmayı unutmuşum lan. Ya şu Travego çıktı çıkalı. Ben şu arabaya bir türlü alışamadım zaten Tuna. Peronlarda bile o zaman Pamukkale'de çalışıyordum. Bu araba bana peronda bile bir tuhaf geldi ya. Büyük kafa olduğundandır o. Ne bileyim ya, ya gözümüz bizim o zamanlar hep Travego'lar alıştı. Abi zaten o Travego'lar hani 403'ler bizim çocukluğumuzda böyle ventil sesi bir efsane. Arkasından Travego'lar geldi. Onlar da aynı şekilde. Yeni Travego'lar elektrikli ventil. Gerçi eski Travego'ların bir kısmı da elektrikli ventil olarak çıktı ama abi yani bilmiyorum. Ben bir türlü ona alışamadım gitti yani. Ya bunlar şimdi 2007'de ilk büyük bir ihtimalle bir dakika kenara sürttük. 2007'de piyasaya sürüldü 403'ten sonra. O dönemde çok rağbet görmüştü. Çift dingilleri özellikle bütün firmaların tercihi olmuştu. Sonradan tabii kısa dingilsiz olan versiyonları da rağbet görmeye başladı. Özellikle büyük dingil olanlar çok yakıt açısından çok daha iyiydi. Tabii sonradan güncelliğe artık 2016'ya kadar geldiklerinde dev kafayı çıkarttılar. Koca kafa dediler ona da. Aynen. Ama şöyle bir şey de vardı. Bu arada Tunanların dayısının, değil mi? Dayının, değil mi Dayım Pamukkale'de arabası? Mehmet. Dayısının 4 tane arabası var Pamukkale'de. Birisi yine 16. Diğer Birisi üçü... aynı benimkinden modelinden aynı. Travego 15 ise. Aha. Diğer ikisi de Turismo Relax. Turismo Relax'ler var. Tabi hepsi pamuk yol. 40 kişilik. Pamukkale'de ben de çalıştığım için ekmeğini yedik yani. Ekmek yediğimiz yere hiçbir zaman ihanet etmeyiz. Aynen öyle. Ya benim Bu arada soldan çıkacağız. Kamil Koç'u sürmemde bir tek neden var şu anda. Pamukkale'nin anonsları daha bana gelmedi. Mesela size şöyle bir YouTube şeyi yapayım ben ya. Değerli İstersen ben yol sana bir anons açayım. arkadaşlarımız, otobüsümüze hoş geldiniz. Türkiye'nin en deneyimli seyahat şirketi Kamil Koç'un Rahat At otobüsünde yolculuğumuz başlamıştır. Yolculuğunuz boyunca kaptanınız ve servis göreviniz hizmetinizdedir. İsteklerinizi çağrı düğmelerini kullanarak iletebilirsiniz. Otobüsümüz cep telefonu görüşmeleriniz için özel teknik donanıma sahiptir. Cep telefonlarınızı sessiz konumda olmak koşuluyla açık tutabilirsiniz. Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği hükümleri gereğince otobüsümüzün tüm koltuklarında emniyet kemeri kullanımı zorunludur. Lütfen emniyet kemerlerinizi bağlayınız ve seyahat boyunca kemerlerinizin bağlı olduğundan emin olunuz. 3 ve üzeri yaştaki çocukların emniyet kemeri kullanması zorunludur. Ayrıca sağlık sorunları nedeniyle emniyet kemeri takamayacak yolcularımızın sağlık raporlarını talep edildiğinde trafik polislerine göstermeleri gerektiğini bilmenizi isteriz. Otobüslerimizde yolculuk boyunca açık büfe ikram hizmeti geçerlidir. Tanımadığınız kişilerin yiyecek içecek ikramını lütfen kabul etmeyiniz. Yol koşulları gibi kontrolümüz dışındaki nedenlerden oluşabilecek sarsıntılar yüzünden düşüp kırılabilecek, size ve diğer Oğlum, yolcularımıza zarar verebilecek eşyalarınızı lütfen tamar raflarına koymayınız. Can güvenliğiniz gibi mal güvenliğiniz de bizim için önemlidir. Yanınızda bulundurduğunuz değerli eşyaların hırsızlık ve kapkaça karşı koruma ve gözetimine lütfen özen gösteriniz.
Yasak veya güvenliğiniz açısından tehlikeli olabilecek yerlerde inmek için lütfen ısrar etmeyiniz. Araç tam durmadan yerinizden kalkmayınız. Çocuklarınızı koridorda serbest bırakmayınız. Lütfen bagaj kuponlarınızı koltuk numaranıza göre alınız. Bu konuda ilgili personelden yardım alabilirsiniz. Aldığınız her biletle Kamil Koç sorumluluk ve güvencesi altındasınız. Şehirler arası ulaşımda ek ferdi kaza sigortası ve şirketimizce yapılan diğer sigortalardan yararlandığınızı bilmenizi isteriz. Öneri ve uyarılarınızı 444-0562 numaralı telefondan çağrı merkezimize veya kamilkoç@kamilkoc.com.tr elektronik posta adresimize iletebilirsiniz. Yol arkadaşınız Kamil Koç, iyi yolculuklar diler. Hele şükür bitti ya. Yemin ediyorum. Değerli yol arkadaşlarımız, yiyecek içecek servisimiz başlamak üzere. Bu arada ben hızı 90'a lütfen sabitledim. Lütfen koltuklarınızı dik konuma getirerek sehpanızı açınız. Dileyen yolcularımız ikram servisimizde tamam, bulunan sabit, diyet 90. ürünleri tercih edebilirler. Tamam, biraz yavaşlayayım, sen bana yavaş. Abi yani çok uzun. Pamuk'unki de böyleydi ya. Pamukkale'ninki de uzun. Evet. Yani şey var. Ya tamam. Bir anonsta hepsini geçiyorlar işte. Özcan ayrı ayrı yapmaktansa. Aynen. Emniyet kemeri anonsu falan da ayrı. Dur seni sollayayım. Geçsem ben sağa geçiyorum. Bu şekilde gitmesinin sebebi bu arada Tuna'nın direksiyon seti. Klavyeden oynadığım için. Arızalandı onun. Klavyeden oynuyor. O yüzden dün hatta ben ona dedim ki arka beşli dedim senin arabada yoğurt koysak ayran olur. Yani, susurluk bir ayran olur. Tabii öyle bir durum var yani Tuna'da şu anda. O yüzden kusura bakma. Ne? Roman ben bir anonsu oynar gibi çalkalıyor o yolda sürekli. Ben sana şimdi bir anons açayım. Sayın konuklarımız, şehirler arası yolcu taşımacılığında huzur, emniyet, güven ve konforun simgesi haline gelen aracımıza hoş geldiniz. Otobüsümüz, cep telefonu görüşmeleriniz için özel teknik donanıma sahiptir. Cep telefonlarınızı sessiz konumda olmak üzere açık tutabilirsiniz. Seyahatiniz süresince açık büfe ikram servisimiz hizmetinizde olacaktır. İsteklerinizi yolcu panelinde bulunan kırmızı çağrı butonuna basarak kabin görevlimize iletebilirsiniz. Yol koşulları gibi kontrolümüz dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek sarsıntılar yüzünden düşüp kırılabilecek, size ve diğer yolcularımıza zarar verebilecek eşyalarınızı lütfen tavan raflarına koymayınız. Kaptan, kaptan yardımcımız ve kabin görevlilerimiz siz yolcularımıza iyi yolculuklar dileriz. Sendeki evrensel. Evet, sade ve kısa sürüyor biraz. Tuna'nın gene ayran yapa yapa arkamızdan geliyor. Yo, ben senin tam arkandayım. Sen görüyorum sağa geçtin. Görüyorum ben seni. Dört kamerasından görüyorum. Ben yavaşladım biraz çünkü virajlara denk geldik. Yapay zeka biliyorsun ETS'de çok işlemiyor. Evet, böyle bir sorunumuz var. Bak, şu anda mesela yokuşta ikimiz de gaz kestik. Ya solumdaki gelmese ben o gazı kesmeyecektim, onun yüzünden oldu. Zaten yapay zekanın en büyük şeyi o. Sağdan sola, soldan sağa geçiyorlar bir anda. Hiç eyvah, şeysiz. Tır tırı sollamaya çıktı, sıçtık. Gel arkamdan gel. Bunu tam arkandayım ben şu anda. Bunu ben sağa geçeceğim. Sağa geçip tırların ikisini birden geçeceğim şimdi bak. Beni iyi. Emniyet şeridinden yapacaksın değil mi? İşte Pamukkale'nin kaptanların hepsi böyle. Ne yapayım şimdi bu ikisinin yarışını mı izleyeyim burada bekleyeyim yani. Yapacak bak bak nasıl şey da yarışıyorlar bak. O basıyor öteki basıyor. Bu arada arkana otobüs araba böyle bir yapıştı ki senin. Vallahi yapışabilir öndeki tırların yüzünden. O salak da sağa geçti de beceremedi. Şöyle bir selektörle sıkıştırayım ben şunları da. Gözlerini kör etmeye hazır mısın? Hayır etme, yapma yapma, gündüz gidelim bırak. Şöyle gecenin yarısında bir selektör yapaydık. Hayır. Biliyorsun benim selektörler flash çakıyor. Evet. Onu bir dahaki videoda. Adam arkamdan selektör yapıyor.
Benim göstergelerden daha çok aydınlanıyor. Dün dedim ki Tunan uzunları yak bakayım, mazot var mı arabada bir bakayım. İyi de bu... Abi yani... Ya bu tırları niye birbirine sollattırıyorlar ETS'de? Bunu anlamadım yani. Bak şu an ikisi de düz yolda. AI trafik olduğu için hızını sabitledi. Bunu yani zor şöyle sağ taraftan abi emniyet şeridini kullanarak diyeceğim. Orada o tır traktör, arıza yapmış. Traktör var. Orada. Geçemedik. Bakalım şimdi müsait mi emniyet şeridimiz? Evet müsait. Ben tırı şimdi geçiyorum abi. Yoksa biz bunları sabaha kadar bekleyeceğiz. Ya selektörü sıkıştırıyorum. Farkı... Heh. Allah razı olsun kardeşim. Biz de bu nimetten faydalandık yani. Onun önünü kestim ben senin için. Sen geç dokandırdın. Diye. 90 sabit. Tamam. Biz videoyu Afyon'da bitireceğiz. Dedeli torunlu gidiyoruz oraya şu anda. Trabego candır ya. Artık videoyu da tam böyle akşam üstüne ayarlarız. Gece yolculuğu falan devam eder. Onda da tabii ki büyük Trabego'yu, dingili Trabego'yu alırız. Yo gene böyle şey yaparız ya. Sen dingilliyle gidersin olmazsa, ben bununla giderim. Ondan sonra değiştiririz. Ben dingilliyi alırım, sen bunu alırsın. Bu yoğurdu güzel yapıyor mu ayran, ona bakarız. Benimki çok güzel yapıyor ya. Yapıyor işte, onu diyorum. Bu arada sola geçiyorum ben. Tır var çünkü önümüzde. Ya klavyeyle oynamak hakikaten zor. Bastığın zaman en ufak şeyde direksiyon gibi değil. Aferin, aferin, tırın içinden geçtin, aferin. Bak işte, anlatmak istediğim bu. Yani sen, direksiyonla oynanan gibi olmuyor. Ya senin direksiyon, tabii canım yani. O çok farklı bir şey de. Mouse'la da oynamaya alışsan sen bir nevi gene bir... Ya mouse'la denedim ama ne bileyim ya, bana bir garip geldi mouse. Böyle hafif fazla çevirdiğin zaman da otobüs sapıtıyor. Ya mouse oynarken 90'ı geçmeyeceksin. Ben biraz hızlı gittiğim için belki de o yüzden oluyordur. Olabilir. Yani kurallara uyacaksın. Altı vurdum. Evet, yokuştan aşağı inerken biraz sürttürdüm altı. Ben de vurdum onu. Da bak şimdi senin klavyeyle oynaman, nasıl söyleyeyim ben sana, hani çok sapıttırıyor. Arkada çok iğrenç bir görüntü oluşuyor, biliyor musun? Bir oraya gidiyorsun. Çünkü gidiyorsun, klavyenin basma bastığın zaman yön dereceleri çok farklı. Mesela sola basıyorum, toparlamak için bir daha sağa bastığımda otobüs arkadan böyle oynuyormuş gibi gözüküyor. Ama halbuki ben de öyle değil. Ben de düz gidiyormuşum gibi gözüküyor. Sen de arkada nasıl, biliyor musun? Oo, sen bir sağ şeride geçiyorsun, bir sol şeride geçiyorsun. Araba evet, böyle... arkadan öyle gözüküyor ama ben burada arabanın içinden kullandığım için bana düz gidiyormuşum gibi geliyor. Aynen. Mesela bende öyle bir şey olmuyordur. Sen çünkü direksiyon kullanıyorsun. İşte vitesi de alsam daha gerçekçi bir yapıya sahip olurum ama tabii... Sola geçelim. Geç. Serbest. Nasıl söyleyeyim sana? Yeni Trabego mesela, hani gerçekçiliği yakalamak için... Çok pardon. Yeni Trabego otomatik vites olduğu için düz zaten. Yani bunda da saçma bir şey olacak. Bu sefer ben direkt herhalde bu eski kasa Trabego'yu sürerim hep. Turan 90 mı? Evet, 90 gidiyorum. Yani bir de dokundun, dokancan kurtardın. Şöyle bir şey, yeni çıkan arabalar hep otomatik çıktığı için. Evet. Trabego olsun, Turismo olsun. Artık eskisi gibi vitesi çıkmıyor. Bu yüzden de oyunlarda devamlı otomatik şanzıman üzerine bir mod yapımı oluyor. Zaten geldik ya. Aynen öyle. Ya baba, ben vitesli araba kullanmaktan yanayım ya. Ya kardeşim, hani ne olursa olsun vitesli araba bir başka ya. Ya otomatik sanki böyle çok basit geliyor ya. Şey sürüyor musun gibi sanki böyle. Aga bir sen şey söyle. Söyleyeyim mi? Bak şu an ben hiçbir şey yapmıyorum mesela. Anladın mı? Yani hani bir ileri bir geri. Ha şu da var bak bende.
Ben mesela gerçek otomatiğe attığım zaman bende retardar kolu, sinyal kolu falan var ya, cam silecek kolları falan var ya, onun üstündeki düğmeyi çevirerek de vites attırabiliyorum. Hani gerçek otomatik vitesler arabalara ekliyorlar ya. Ya ben zaten oyunu gerçek şeyde oynuyorum. Basitte oynamıyorum şu anda. Mesela gerçek viteste oynuyorum. Hadi devam edeceğim mi kamyonet bugün? Siz ne duruyorsunuz? Bak saçmalığa bakar mısın? Bak buradan dönüşe yeşil veriyor. Karşıdan gelenlere de düze yeşil veriyor. Evet, adam karşıdan geliyor. Ben buradan nasıl döneceğim? Yani çok saçma bir şey bak. Var var öyle şeyler. Bana yeşil veriyorsan sola dönenlere karşıyı kesmen lazım ki ben rahatça geçebileyim. Karşıya yeşil verme artık, tamam mı? Bu arada oyuncuyuz biz. Ekibine de hakikaten teşekkür etmek lazım. Bu arada arkadaşlar, hani ben her videomda zaten söylüyorum, farklı bir otobüs kullanmıyorum. Otobüs modelleri, harita tamamıyla oyuncuyuz bize ait. Onlara buradan tekrar tekrar çok çok teşekkürler. Hatta hakikaten... bu videonun altına Discord adreslerini de bırakırız. Destek ekibinden Tunahan olur, ben olurum, diğer arkadaşlar olur. Yani hani herkes bir yardımcı olmaya çalışır. Yapamadınız, indiremediniz, mod olur, siteyi bulamazsınız. Sende bir şey oldu, lag girdi oyuna. Drop girdi. Drop girdi çünkü hemen dibinden çıktım ben. Sen gene levaların içinden falan geçiyorsun. Şu an düzeldi drop benim. Evet, fark ettim. Tabii Tunahan. Tır. Gibi. Ne yapıyorsun ya? Allah aşkına ne yapıyorsun? O trafiğe bir şey durup sordu galiba. Sen yürüdün, o da yürüdü. Hani ben şu göbekten döneceğim. Onun önünü kestim artık. Yapacak bir şey yok. Oradaki arkadaşlar falan herkes yardımcı olur. Zaten ben daha önce de bunun videosunu çekmiştim. Haritanın nasıl kurulacağıyla ilgili falan. Açıklamada onlarda da geliyor zaten. Onu da şey yaparak, okuyarak halledebilirsiniz. Evet, Afyon Otogarı'na geldik bu arada. Aynen. Bu otogarda son güncellemede geldi. En son yapılan güncelleme. Baba kazayı gördün mü? Bak otogar çıkışına vallahi bak. Ben orada bir otobüs olayı fark ettim de. Evet arkadaşlar, canlı kazaya şahit olduk burada. Tır, minibüs tıra çaktı evet, çıkarken. Bunlar nasıl şey olacak? Evet, tamam. Şu an düzeldi. Düzelttiler. Arayı buldular yani. Son güncellemeye getirdiler Afyon Otogarı'na ve çok da güzel oldu. Şimdi diğer güncellemeyi bekliyoruz artık. Yeni otogarlar gelecek orada. Hakikaten ekip Zaferin canla başla. Zaferin Terminal'in lezzetin başkenti Afyon'a hoş geldiniz. Çok hoş bulduk. Yapan arkadaşların ellerine kollarına sağlık. Şöyle hemen birebir şekilde Afyon Otogarı'na dışarı kameraya geçeyim. Sizler de görün. Burada tamirci var. Hemen bak, metro suite'in olduğu yerde. Yan tarafında. Evet, yolculuğumuz bitti bura. Benim peronumu terk et. Senin peronunda mıyım? Evet. Bekle, yolcuyu indireyim. Çıkacağım hemen. Ne kadar yüzsüz bir firmasınız arkadaş ya. Niye? Bana da aynı yere yolcu indirme verdi. Ben ne yapabilirim yani? Gerçi sonuçta ben de yolcu indireceğim. Afyon'un gerçeğinde de böyle. Peron yok. Evet. Belirli başlı. Şuraya yanaşayım ben o zaman. Arkadaşlar bu arada Afyon Otogarı'na Tuna'nın dediği gibi biz geldik. Biz buradan Allah büyük artık kafamız nereye gider eserse oraya gezmeye gideriz. Oyuncuyuz biz, Discord adresini bırakacağız. Zaten biz sürekli oradayız. Açıklama kısmından otobüslerin linki, Türkiye haritasının linki, Discord adresi, hepsini tamamını açıklama kısmına ekleyeceğiz.
Başka da ekleyeceğimiz bu videoda bir şey var mı Tuna'nın aklına gelen? Şu an için yok. Benim de yok. Yani haritayı kullanmaları için şunu belirtelim ki baştan, çünkü gelip devamlı soruyorlar. Otobüs modlarını kullanabilirler, sıkıntı yok, ama haritaları kullanabilmeleri için bütün DLC'lerinin tamamlaması lazım. Evet, o DLC'lerin hepsi tamam olması gerekiyor. Ona dikkat edin. İberia da dahil. Çünkü evet, en son çıkan DLC İberia ve herkes bunu sanki başka bir oyunun parçasıymış gibi algılayıp işte İberia yok, İberia olmasa çalışmaz bu harita modu. Evet. Şimdi bir de Rusya DLC'si gelecekti galiba. O yakın zamanda gelecek. Ona daha bakalım, gerek yok. Arkadaşlar şöyle bir sıfır kamerasıyla göstereyim. Gördüğünüz gibi mod oyuncuyuz biz. Afyon Karahisar otogarı. Şöyle peronlarımız. Hatta dur, ben de senin yanına gireyim perona. Tabii ki. Şöyle biz şimdi birazcık da acıktık. Afyon otogarına gelmişken bir şeyler de yeriz. Sucuk ekmek yeriz şimdi, güzeldir. Aynen yeriz. Şöyle peronda bekleyen arabalar, tamamı modellere falan. Modelleme vesaire tamamı oyuncuyuz bir sahip. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Ben bir dahaki videoda artık arabaları değiştiririz herhalde. Birazcık da bu yeni kasa kullansın ya da ben kullanırım. Gecede olacağız. Artık yolumuz nereye düşerse videoların devamı için de like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Tuna. Görüşmek üzere herkese. Ben ilk defa böyle bir videoya konuk oldum. Sana da teşekkür ederim ayrıca. Eşlik ettiğin için. Ne demek kardeşim, her zaman. Bir dahaki videoda İnşallah. Da beraberiz, yok öyle kaçmak. Her zaman. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.